başladım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karavanımızla ilk defa yola çıktık. Karavanı İzmir'den satın alıp sadece 2 günde eve geldik. Bu sefer ilk defa kullanmaya çıktık. Yani karavanımıza gerekli malzemeleri aldık. Bayağı da bir malzeme tuttu. Niye o kadar çok malzeme oldu? Taşı bitiremedik. Pitney'e gittiğin için olabilir mi? Ha tabii. Şimdi gittiğimiz yer 4 yol. Osmaniye'den 4 yol sahile gidiyoruz. Mangal planladık. 2 günlük mangal malzemesi aldık. İşte etiydi, tavuğuydu. Karavanda nasıl bir deneyim yaşayacağız? Çekme karavanda. Göreceğiz. Eksiklerimiz neler? Nelere en çok ihtiyaç duyacağız? Bu karavan işi mantıklı mı? Kalıp kalamayacağımızı deneyimleyeceğiz. Şimdi orada yaşadıkça işte karavanın park etme yerinden tut da oradaki deneyimlerimizi peyderpey gün içerisinde çekmeye çalışacağım. Var mı senin ekleyeceğin bir şey? Yok. Sonra görüşürüz. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar ilk seferimizde tarlaya girdik. Bulamadık. Yolu karıştırdık. Şimdi yolu bulmaya çalışıyoruz. Sonunda 4 yol sahile ulaştık. Zor da olsa doğru yolu bulduk. Bir önceki ışıklardan dönmüşüz. Asıl dönmemiz gereken ışıklar yerine. Yani benim aklımdaki yer buraydı. Ama yani şöyle bir ileri doğru da bir bakmak istiyoruz. Yoksa benim normalde aklımdaki yer buraydı. Şimdi ileri doğru gidip bakacağız. Az önceki gösterdiğim ağaçların oraya geldik. Karavanımızı böyle çektik arkadaşlar. Elif. Nasılsın? Ben tüpü kapatmış mıydım? Tüp kapalı. Aç o zaman. Nereden açılıyor? Aşağıdan açılıyor. Tüp açalım. Bir şeyler pişireceğiz galiba ama mangal yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırlıklar başlasın. Şöyle bir taburu almıştık. Çok işimize yaradı. Çünkü basamağımız yok. Arkadaşlar bu bir çekmek amana şu anda minnacık bir basamak 1500 lira. Sonra şöyle bir örtü şart arkadaşlar. İster hasır alın, ister nasıl bir şey alırsanız alın ama karavanın içi küçük çalışmak için. Sıcak, sıcak arkadaşlar. O yüzden dışarıda böyle bir örtünün olması şart. Böyle deneyimledikçe paylaşıyorum. Şimdi mangal yakmayı da öğretmişim. Şimdi şeyi çıkartacağım. Ne o? Ne diyorlar o sandalyelere? Aşağıdan. Şurada arkadaşlar sandalyelerimizi çıkartalım. Mangalımızı yaktık. Evet arkadaşlar bir tecrübe. Şu baharatları ağzı açık bırakmışız. Karavanın içerisinde dökülmüş her yere. Tecrübe işte bunların hepsi. Şu sandalyeler şart oturmak için. Örtü şart. Böyle tecrübe edindikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Elif koş, tam zamanında geldin, koş. Nasıl sahil? Allah seni var ya. Tamam tamam tamam, dur. Kapatalım videoyu, üstü başını batırmış. Kahvaltı hazırlığı. Sucuğumuzu pişirdik, çayımız hazır. Çayımızı dolduralım. Kahvaltı sofrasına geçelim. Tamam. Kahvaltı soframız hazır. 2 günden beri burada böyle kahvaltımızı yapıyoruz. 2 günlük deneyimlerimi kahvaltıdan sonra aktaracağım. Karavan hayatı nasıl? Çekme karavan alınır mıyla ilgili kendi deneyimlerimi sizlere az sonra aktaracağım. Ama önce bir kahvaltımızı yapalım. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle 2 gündür durduğumuz yeri de bir göstereyim. Burası 4 yol sahili. Akşam üzerleri şöyle sahile gittik. Eşim böyle renkli taşlardan, deniz kabuklarından topladı. Sever. Bu tip şey. Elif de topladı. Kaldığımız yer böyle. Şimdi şurada su var.
Az sonra onun daha ayrıntılı bahsedeceğim. Şuradan gittik. Su aldık. 5 litrelik şeylerle su taşıdık. Evet, aldığım notlardan çekme karavanla 2 günlük deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu bir ev değil. Yani tamam, bir evde bulunan yatağıydı, dolabıydı, elektriğiydi, ocağıydı, mutfağıydı, banyo tuvaletiydi, var. Ama ev değil. Yani evdeki o konfor yok. Daha doğrusu ne diyelim, minimalist yaşam mı diyorlar? Yani her şeyin en küçüğü, en minimal hali var. Çekme karavanın şöyle bir artısını gördük arkadaşlar. Nedir o? Mesela unuttuğumuz birkaç tane malzeme olmuş. Hemen ben aracımla şehir merkezine gidip bunları alıp geldim. Ne öğrendik? Su asla yetmiyor arkadaşlar. Bakın, şunun altında 100 litre su deposu var. Dışarıdan hortumla girişi var veyahut da buradan içeriden kapağı var. Buradan da korunabiliyor. Biz 100 litreyi yolda doldurduk. Buraya gelmeden hemen bir caminin yanında durduk. Ağzına kadar doldurduk. Kullandık öğleden sonra. Gece kullandık. Sabah bir baktık su yok arkadaşlar, bitmiş. Ben 2 tane 5'er litrelik şundan belki 60-70 litre su taşıdım buraya. Bitiyor yani, günlük o 100 litre bir gün dayanmıyor, onu söyleyeyim size. Özellikle de su deyince bakın, şurada bulaşık meselesi. Çok çabuk gidiyor. Yani eşim diyor ki, hani bulaşık su çok gidiyor, onun yerine plastik tabak. Mesela ikinci gün gittim, plastik şey aldım, bardak tabak aldım. Kullan at. Yani o derece şey, işi sıkıntı. Yani bulaşık yıkamak konusu sıkıntı. İdareli, çok çok idareli kullanmak gerekiyor. Onu söyleyeyim. Ha, kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Yani elini yıkıyorsun, bulaşık yıkıyorsun. Ama dikkatli kullanmak gerekiyor. Masa çok yer kaplıyor. Arkadaşlar bakın, şurası normalde masanın konulduğu alan. Burayı böyle kaplıyor. kullanışlı değil. Yani bu tip çekme karavanların tamamında neredeyse aynı tip masa koymuşlar. Böyle bir MDF'den yapılma. Biz şimdi onu gidince bir katlanırla değiştireceğiz. onu tecrübe edinmiş olduk. Yani böyle ferah oluyor. O masanın katlanır olması güzel olur. Burası da normalde yatak oluyor. Bakın arkadaşlar, şurada yerleri var. Şu arkada bir parça var. O bunu kapattığınız zaman burası full 2 kişilik. Hatta 2 kişiye büyük bile burası. 2 de burada var. 4 tane yatak. Evet, masayı söyledik. Deneyimlerimizden. Az da olsa karavana özel. Her şey karavanda bulunmalı. Ne? Mesela çamaşır mandalı. Ondan sonra mangal yapacağın maşa gibi böyle ufak tefek şeyler olsa iyi olur. Bakın, şimdi bizim kız maşallah bolca sahile gitti sürekli. Kıyafetlerin tamamını bitirdi, ıslattı. İpimiz var yanımızda. Astık. Şey yok, mandal yok. Şiddetli rüzgar var, düşüyor. Gibi böyle ufak tefek şeyleri deneyimledikçe öğreniyorsunuz arkadaşlar. Karavanda yaşadıkça. Mini buzdolabı. Bakın, bu çok önemli konulardan bir tanesi. Şimdi bu karavan satarken diyorlar ki 90 litre buzdolabı var. Tamam, hepsinde standart koymuşlar bunu. Şunu söylemiyorlar arkadaşlar. Bu 220 ile çalışıyor normalde. Ve birçok arkadaşımız demiş ki çok kısa sürede elektriğimiz bitti. Bakın, biz burada 2 günü devirdik. Elektriğimiz elhamdülillah hiç kesintisiz devam ediyor. Dolabımız buz gibi. İçerisinde dünya kadar malzememiz var. Su, suyu buz gibi yapıyor. Neden? Ben bunu 12 volta çevirdim arkadaşlar. Bunu arkasındaki kompresör mü deniyor? Hemen onu 12'ye çevirdim. Bakın, şurada bu buzluk kısmı var. Bakın, etler burada. Altta sebzelik. Geniş, çok güzel. Kahvaltılıkları, birçok şeyi. Bakın, meyve suyu, soda,
ayran, su, her şeyi buz gibi yapıyor. Ama dediğim gibi bunu karavan almayı ciddi düşünen arkadaşlar yani sonra sıkıntıya düşmesin. Alıp hem bir yere çekiyorsun, sonra elektrik gecenin bir vaktinde tak bitiyor. Çünkü 220 çok elektrik çekiyor arkadaşlar. Uzun süre kullanacaksanız 12 volta dönüştürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biz bunu yaptık. Çok da pahalı değil. 350 lira falan verdim ben bunun şeyine. 350 de ustadan anlaştık. Sonra içinden çıkan kompresör usta alınca 50 liraya yaptı. 400 liraya mal oldu bana bunu 12'ye dönüştürmek. Sistemim de bu arada 100 watt jel akü var. Yukarıda da bir tane panel var. Hepsi bu. Sonra kişisel deneyime gelelim. Buradaki deneyimlerinden başka. Ben uyumakta zorlandım. Normal zaten yaşantımda ben uykuya zor dalan birisiyim. Yer değişikliğinden midir nedir? Ya da bu sünger sert mi? Bilmiyorum. Uyumakta zorlandım. Güneş vurduğu zaman içeri çok sıcak oluyor. Bu sabahleyin bir kanter için duyardım. Şuradan güneş bir vurmuş. Çok terlemişim arkadaşlar. Yani sıcak oluyor güneş vurduğu zaman. Küçük bir alan çünkü. O yüzden bunun şöyle tavanında mesela pencere olan modeller var. Şey önemli, havalandırma. Bakın şurada niye açmadık? Ben de diyorum niye terledim ya. Aç. Güzel bak. Şöyle bunu açtın. Sinekliğini çektin. Tamam, 10 numara. Şu anda bayağı bir serinledi içeri bak. Karşılıklı buradan. Önemli yani. Ne kadar çok penceresi varsa, havalandırması varsa o kadar. Çünkü genelde zaten nedir? Yazın kullanılan bir şey. Karavan. O yüzden havalandırma önemli bir konu. Sonra başka bir önceki bu karavanı ilk aldığımda bir video paylaşmıştım. Oradan bir iki soru var. En çok sorulan sorulardan birisi karavanı kaç aldın? Biz karavanı 160 liraya aldık. Sıfırdı. Sıfır aldık. Yani alan arkadaş hiç kullanmadan bize satmış. Kendi kullanma fırsatı olmadan. Fiyatı 160 bin ama şu anda 180, 190, 200 binlerde bir piyasası var. Çekidemiri söyleyelim. Çekidemiri de minimum 7-8 bin liraya mal oluyor şu anda. 5-6 bin lira çekidemirinin kendisi. 1100 lira ruhsat yaprağı değişiyor. Bir de 1000 liradan daha fazla da 1000-1500 lirada TSE'ye veriyorsunuz. Çekidemiri nasıl takılırla da ilgili bir sürü internette video var. Ama onun da 7-8 bin lira maliyeti var şu anda. Benim arabam çeker mi? Bu da çok soru yazmış birçok arkadaşımız. Yani ben 1.6 benim arabam. LPG'li hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yakıtında öyle aşırı bir fark olmadı. Zaten 60-70 ile gidiyorsun en fazla. Çekmede bir sıkıntı yaşamadık. Yani 1.6 kendi arabam için söyleyebilirim. Onun altında işte 1.4 veya daha aşağı motorlu bir araç çeker mi bilmiyorum. Ben kendi aracım adına aracınız 1.6 benzinli veya tüplü ise sıkıntısız bir şekilde çekiyor arkadaşlar. Çekme karavan alınır mı? Alınır. Az önceden beri yani anlattım, minimalist bir yaşam. Yani burada geldiğiniz yerde konakladığınızda işte yemeğinizi yapabileceğiniz iki gözlü ocağı var. İşte orada bakın banyotu var. Ha, banyoyu nasıl çözdüm onu da. Şimdi banyo bazı modellerde direkt gazlı şofben taktırmışlar. O da minimum 6-7 bin lira. Bizimkinde yoktu, taktıramadık. Tuvalet sıkıntısız. İlk gördüğünde bunu tereddüt ediyor insanlar. Lan bu nasıl kullanılır, bu kasetli kasetli tuvalet diyorlar. Kullanıyoruz arkadaşlar. Aylarca kullandık biz bunu zaten normal zamanda. Deprem zamanında da biz bunu zaten deprem dolayısıyla aldık biz bunu. Keyfi almadık karavanı.
Aylarca kullandık. Tuvalette bir sıkıntı yok. Kullanılıyor. Alışıyorsun. Banyoyu da ben nasıl çözdüm? Onu da YouTube'da birkaç videoya denk geldim. Banyo koca, büyük, genişçe bir en büyüğünden bir evdeki tencerelerin birini aldım. İçerisine 10 litre su boşalttım arkadaşlar. Şurada bakın, ocakta 25 dakika. 25 dakika sürdü. Bayağı bir ısınır hale gelmesi. Üstüne de bir 10 litre daha su koydum. 20 litre suyla bitiremedim bile arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde duşumu aldım, banyomu yaptım. Oluyor yani, böyle de bir çözüm olabilir. Çünkü bu da bir ihtiyaç. Özellikle karavanda günlerce kalacaksan illaki duş alacaksın veya yazın belki de günlük almak gerekiyor. Bunu ben böyle çözümledim. Haberiniz olsun yani, tüpte ısıtarak duş banyo olayını çözdük. Tuvalet dediğim gibi sıkıntısız. Rahat kullanılıyor, alışıyorsun. Yani burada belki kişilere en zorlayacak şey buranın havalandırması olabilir. Sıcaklık olayı olabilir. O yüzden dışarıda zaten oturmak için işte masan sandalyen bulunması gerekiyor. Ne diyelim, çekme karavan alınır mı? Alınır, kullanılır. Benim kendi kişisel deneyimim budur. Başka da sorularınız varsa bu videonun altına yorum olarak yazarsanız veya sizin deneyiminiz var mı? Herhangi bir çekme veya motokaravan kullandınız mı? Sizin deneyiminiz nasıldı? Ne tavsiye edersiniz? Nelerde zorlandınız? Neler size kolay geldi? İşte çekmenin avantajları, eğer kullandıysanız veya motokaravanınız varsa motokaravanın avantajlı yanları ile ilgili. Yani kendi deneyimi olan, karavan deneyimi olan, kamp deneyimi olan arkadaşlarımız yorum yazarsa veya sizler bu konuda hayaliniz varsa videoya her zaman olduğu gibi o değerli yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.